Cesaretinde gözlerini kaybeden genç kızın babasının çığlığı. Sağlık Bakanı'ndan ürküten itiraf. AKP iktidarı uzaktan eğitimi de propagandaya dönüştürdü. Günün haberleri başlıyor. 15 aydır Erzurum'da tutuklu bulunan Meyva Selimoğlu'nun doğuştan olan göz rahatsızlığının cezaevinde ilerlediği ve gözlerini kaybettiği ortaya çıktı. Bunun bildirme raporunda da tedavisi olmadığı ve ameliyat da olmadığı bu durum bildirme raporunda gösteriyor. Sosyal medyadan yetkililere seslenen genç kızın babası Müdehher Selimoğlu, kızım cezaevinde işlerini tek başına göremiyor, sağa sola çarpıyor. Şimdi de virüsten dolayı çok sıkıntı çekiyor. Biz çok endişeliyiz ifadelerini kullandı. Şimdiki bu çıkan virüsten dolayı da çocuğumuzun orada zaten kendi kendine tedavi ihtiyaçlarını gideremediğinden arkadaşlarının yardımıyla ihtiyaçlarını gideriyor. Gündüzleri, geceleri de maalesef bir şey yapamıyor. Bu virüsten dolayı da çok annesi, ben, halk bütün endişedeyiz. Bir an önce devlet büyüklerimizden, siz devlet büyüklerimizden buna bir çare olmanızı saygılarımla arz ediyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu olan Meyva Selimoğlu, Aralık 2018'de tutuklanmış Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosyası Yargıtay tarafından da onaylanan Meyva Selimoğlu'nun ailesi, kızları için 6 Mart 2020'de Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptıklarını söyledi. Arkadaşlar biz şu an İstanbul'dayız. Sabahleyin Adana'dan İstanbul aktarmalı köyüne gidecektik ama maalesef benim tekrar pasaportumu el koydular. Annesine hukuksuz bir şekilde uzun süre pasaport verilmediğinden yurt dışındaki tedavisi aksadığı için Türkiye'ye dönen kemik kanser hastası Ahmet Burhan Ataç'ın kanaması bir türlü durdurulamıyor. HDP Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, 24 aydır cezaevinde olan babasının son günlerinde 8 yaşındaki Ahmet Burhan'ın yanında olması için Adalet Bakanlığı'na bir kez daha çağrı yaptı. Gergerlioğlu, babası mahpus Ahmet'in durdurulamayan kanaması var. Ahmet'in babasını belki de son kez görmesi için babasının cezaevinden izinli gelmesi gerekiyor. Doktorlarımıza başarı, Ahmet'e şifa, yetkililerimize de insaf diliyorum sözlerini kullandı. Sosyal medyada da aralarında insan hakları aktivistleri, sanatçılar, gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişi Ahmet'e ve ailesine yapılan bu zulmü durdurun çağrısı yaptı. Aileye büyük destek veren Natali Avazyan, gözyaşları içinde Ahmet'in cezaevinde tutulan babasının geç olmadan serbest bırakılmasını istedi. Sekiyorsunuz, hadi ben sesim çıkmıyor bende. Yani babasının sayısı. Sadece her ağrısı. Her ağrısı. Baba diyor, ben dün bile dedi yani. Anne babam ne zaman gelecek dedim. Ben de onun inşallah gelecek dedim. Hani sen de iyileşeceksin dedim ama o her canı yandığında baba diyor zaten. Başka bir şey demiyor. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet, sadece bir çocuk. İsteğini yerine getiremeyecek kadar aciz. Ben konuşamıyorum size kızım. Koronavirüs salgınının etkisi altındaki Türkiye'de cezaevleri için planlanan yargı paketinin siyasi tutukluları kapsamayacağı iddialarına tepkiler çığ gibi büyüyor. HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, Change.org'dan başlattığı kampanya ile yargı paketinde ayrımcılığa yer yok, siyasi mahpusa da eşit indirim başlığı ile ayrımcılığın engellenmesi çağrısı yaptı. Change.org'da imzaya açılan metinde suç ve cezaların şahsiliği prensibi yok sayılarak, isnat edilen suçlamalarla ilgisi olmayan on binlerce insan sırf siyasi görüşlerinden dolayı adli takibata uğramış ve terör suçlusu ilan edilmiştir. Yaşanan bu hukuksuzluklara son vermek için terör örgütü suçlaması muğlaklıktan kurtarılmalı, silah kullanmamış hiç kimse terör örgütü suçlamasına maruz bırakılmamalı. Şu anda 50 binin üzerinde gazeteci, yazar, siyasetçi, müzisyen, akademisyen, insan hakları savunucusu, öğretmen, doktor, avukat, üniversite öğrencisi, iş adamı ve ev hanımı terör suçlamasıyla cezaevlerinde bulunmakta. Görüşülmeye başlanacak yargı paketiyle ya da bizzat mahkemeler tarafından bu suçlamayla tutuklanan kişilerin yaşam haklarının korunması için
için tahliye edilmeleri, hükümlülerin ise yapılacak düzenlemeden faydalanmasının sağlanması ve tüm bu haksızlıkların temel nedeni olan terörle mücadele yasasından kaynaklanan sorunların çözülmesini ivedilikle talep ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyadan mahpus yakınlarına da seslenen Gergerlioğlu, sosyal medya hashtag çalışmalarına destek verin, ilgili mahkemelerinize koronavirüs gerekçeli tahliye dilekçelerinizi verin, her kanaldan adalet diye baskı yapın çağrısı yaptı. Yeni tip koronavirüsün Türkiye'nin hangi bölgelerinde görüldüğüne dair ilk somut açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Türkiye'de sadece bir bölgeye lokalize değil, ülkenin genelinde, neredeyse genelinde olan pozitif gördüğümüz vakaların olduğunu biliyoruz. Sağlık Bakanı koronavirüsün sadece bir bölgeye lokalize olmadığını, ülkenin genelinde pozitif vakaların olduğunu söyledi ve başta vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklıydı. Artık yurt dışı temaslının temaslısı olmaya başladı ve giderek son günlerde hasta sayısının bu yüzden arttığını söyleyebilirim sözlerini kullandı. Baştan vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklı idi. Bu dönemde son günlerde daha çok temaslının temaslısı anlamında giderek hastanın arttığını söylüyor. Koca'nın açıklaması Türkiye için durumun sanılandan çok daha ciddi olduğunu ortaya koydu. Sağlık Bakanı son açıklamasında koronavirüs nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 293 kişiye daha tanı konduğunu duyurmuştu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı da 1529'a yükselmiş oldu. 16 ayın sonunda hakimler kalemlerini kırmış. Dünya geneline yayılan koronavirüs salgını nedeniyle okullara verilen aranın ardından başlayan uzaktan eğitim AKP iktidarı tarafından propagandaya dönüştürüldü. Ve sadece İstanbullu olduğu bilinen. Derslerden önce öğrencilere Demokrat Parti belgeseli izletilirken çocuklara gösterilmemesi gereken Adnan Menderes'in idam sahnesi detaylı şekilde anlatıldı. İlmik boyuna geçildi ve sadece... Skandal büyük infiale sebep olurken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada etkinlik saati görüntülerini onaylamadığını ileri sürdü ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum sözlerini kullandı.